Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Bayan Lidia Margosyan'ın mesajı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili Topuzyan'ın açıklaması. Artsakh'ı destekleyelim. Atina Kıbrıs'taki sondaj nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımları destekliyor. Vahram Poghosyan, düşmanın ölülerinin çoğu Azerbaycan'da yaşayan ulusal azınlıkların temsilcileri. Batı Ermenistan'daki bir kentimizde altın rezervi keşfedildi. Tankyan'ın kuruluşuna ortak olduğu Creative Armenia, Artsakh için sanatçılar bağışını duyurdu. Sayın Müdür, Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 27 Eylül tarihinde bağımsız Artsakh Cumhuriyeti'nin Ermeni sivil nüfusuna yapılan tek taraflı saldırının ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekilleri bugünkü genel oturumunda Azerbaycan'ın Artsakh'taki Ermeni milli topraklarına yönelik saldırılarının şiddetle kınanması konusunda dünyanın tüm parlamentoları, medyayı ve genel kamuoyunun bilgilendirilmesini benden istedi. Ulusal Meclis ayrıca uluslararası toplumu, özellikle AGİT Minsk grubunu Azerbaycan'ın saldırganlığını kınamaya ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırılara son vermek için aktif olarak müdahale etmeye çağırıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin sivil nüfusuna yönelik bu suçlu saldırıları diplomasi yoluyla durdurmaya, düzeni sağlamaya ve derhal ateşkes tesis etmeye çağırıyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Azerbaycan tarafından planlanan ve Türkiye tarafından açıkça desteklenen saldırıyı kınamaktadır. Çatışmaların faili Azerbaycan ve faillerin suç ortağı olan kışkırtıcı Türkiye, insani kayıpların yanı sıra maddi ve manevi zarardan sorumlu tutulmalıdır. Yıllar içinde medya platformlarınızın kazandığı itibar ve adil amaçlarınıza olan sadakatiniz, insanlığın bu suça kayıtsız kalmaması için bu parlamento mesajını yayınlamak için size başvurma konusunda bize güven veriyor ve biz dünya barışı için çalışmaya devam edebiliriz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi basın servisi parlamentonun bu mesajını yayınlayacağı konusunda bize güvence vermektedir ki insanlık bu suça kayıtsız kalmasın. Dünya barışı için çalışmaya devam edebiliriz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi basın servisi. Batı Ermenistan Parlamentosu Milletvekili Garabet Topuzyan şu açıklamada bulundu. Garnik Sarkisyan adlı şahıs benim iznim olmadan kendi teşkilatını kurmak için benim adımı kullandı. Topuzyan, Garnik Sarkisyan'ın hareketini kınıyor ve artık kendi ismini yasa dışı olarak kullanmamasını talep ediyor. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti tüm dünyadaki Ermenilerle birlikte Artsakh Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlarımıza yardım edecek. Yurttaşlarımızı desteklemek için mali desteğinizi talep ediyoruz. Para transferinizi Artsakh Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na veya Ermenistan Cumhuriyeti Askeri Sigorta Fonu'na yapabilirsiniz. Böylece yardımınız en etkili şekilde kullanılacaktır. Banka bilgileri aşağıda sunulmuştur. Atina, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını ihlal eden Türkiye'nin Akdeniz'deki sondajına katılanlara karşı Perşembe günü başlayan Avrupa Birliği zirvesinde birliğin yaptırımlarına ulaşmak konusunda Lefkoşa'ya destek veriyor. TAS Ajansı'nın haberine göre açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Christodoulidis ile çarşamba akşamı Lefkoşa'da yaptığı görüşme sonrasında geldi. Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'ye mali yaptırımlar uygulamayı düşünmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca Ankara'yı Kafkasya, Libya, Irak ve Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerle suçladı. Çarşamba günü erken saatlerde Christodoulidis, İspanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye karşıtı yaptırımlar konusu da gündeme geldi. Artsakh Press muhabiri tarafından bildirildiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Vahram Poghosyan, Artsakh Bilgi Merkezi'nde gerçekleştirdiği briefingde sadece bir yönde 148 lezge asker öldürüldü. İstihbarat verilerine göre Azerbaycan'da yaşayan ulusal azınlıklar arasında ciddi kızgınlığa neden olan Taliş milletine ait askerler arasında yüzlerce kayıp var dedi. Poghosyan, yakın gelecekte muhtemelen bu milletlerin temsilcilerinin protesto eylemlerine şahit olacağız. Çünkü aslında bu gerçekler Azerbaycan'ın ülkesinde yaşayan ulusal azınlıklara benzer davranışlarda bulunarak bu tür kışkırtıcı eylemlerde kullandığını bir kez daha kanıtlıyor diye ekledi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı basın sözcüsü böyle bir politikanın bir zamanlar özellikle Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğu Sovyet döneminde Ermenilere karşı uygulandığını da ayrıca kaydetti. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da 8 milyon metreküplük alanda altın rezervi tespit edildi. Rezervin tonda 4 gram olduğu açıklandı. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler 1500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde etti. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde binlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil, doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek. Kreatif Yaratıcı Ermenistan Kültür Vakfı, film yapımcılarına, fotoğrafçılara, yazarlara ve Artsakh hakkında farkındalık yaratmak isteyen tüm sanatçılara Artsakh için Sanatçılar adlı parasal değeri bulunan bir yarışma düzenlemekte olduğunu duyurdu. Artsakh için Sanatçılar adlı program eserleriyle Artsakh'a ve Artsakh halkına dikkat çeken film yapımcıları, fotoğrafçılar, yazarlar, tüm sanatçılar için yaratıcı bir yarışma olacak. Creative Armenia'nın kurucu müdürü Karinovandisyan yaptığı açıklamada filmler, fotoğraflar, edebiyat, müzik ve sanat yoluyla dünya Artsakh'ta neler olup bittiğini anlayacak. Artsakh'ta veya sınırları dışında bulunup yaratıcılığınızın sınırlarına bakmaksızın gerçeği duyurmak ve yayılmasını desteklemek için Artsakh için Sanatçılar programına başvurabilir, projeniz için destek alabilirsiniz dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Antranik Paşa'nın adlı eseri sunuyoruz. Antranik Paşa'm fidayı Sarsaruzor, yurtasnak kero, sasunfalatman, tarsanar yamzor. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.